Sevgili izleyiciler, reklamların ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Toplumumuzu yakından takip etmeye devam ediyor ve bir kahvaltıya ekip olarak konuk oluyoruz. İzleyelim. Efendim, Londra'da yaşayan toplumumuzu ayakta tutan derneklerimizin kahvaltı sofralarına misafir olmaya devam ediyoruz. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri, bugün de her zaman olduğu gibi toplum merkezlerimizden birini ziyaret ediyoruz. İçeride çok güzel bir kahvaltı var ve isterseniz hep birlikte içeri girip söyleşilerimize başlayalım ve bu güzel kahvaltıya konuk olalım. Burada hem kahvaltılarını yapan hem de birlikte vakit geçiren vatandaşlarımıza mikrofon uzatıyoruz. Sürekli böyle bir araya gelmeye çalışan bir toplumuz. Aynı zamanda İngiltere'nin yoğun çalışma koşulları içerisinde böyle bir araya gelme fırsatı pek bulamıyoruz. Böyle bulduğumuz zaman da kaçırmak istemiyoruz. Duygu ve düşüncelerim burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bütün kendi köylerimi, toplumumu görmüş oluyorum. Bunda gurur duyuyorum. Çocuklarımız için güzel bir vesile oluyor. Onlar da bu en azından bizim geleneğimizi, kültürümüzü öğrenmiş oluyorlar. Böyle toplum merkezleri olmazsa demek ki bu halk bir araya gelemez. O yüzden biz de bu toplum merkezlerine olduğu kadarıyla destek olmamız, kendi toplumumuzu bir araya getirmemiz için elimizde ne geliyorsa en azından işte çaba harcamamız. Yönetimdeki arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yani elinde geleni yaptıkları için de tabii ki biz de desteklemek için uğraşı vereceğiz. Çok mutluyuz. Burada işte birbirlerimizi görüyoruz. Çocuklarımız birbirlerini görüyor. Bir tane yabancı toplum içinde yaşıyoruz. Öyle işte gelip toplamak, beraber olmak iyi bir şey. Burada ayda bir, 5-6 aile birleşip onu biz hazırlıyoruz işte. Gönüllü olarak her birimiz işte altı aile oluyor, 7 aile oluyor. Ayda bir biz bu şeyler biz hazırlık yapıyoruz. Dedelerimizden ve babalarımızdan o kalan örf ve adetlerimizi burada yaşatıyorlar. Bunun bir parçası olan işte kahvaltı etkinlikleriyle, lokma etkinlikleriyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ben de bu işin bir ucundan tutmaya çalışıyorum. Çocuklarımıza ve kendi kültürümüzü sahip çıkma adına böylesi etkinliklerde bulunuyorum ve katkı sunduğum için de mutluyum. Yaklaşık olarak bir yıldan fazladır bu etkinliklerimiz devam ediyor. Bundan sonraki hedefimiz Kaşanlı köylüleri olarak kurumlaşmak, resmi kurumlaşmak, yeni bir mekana, yeni bir yere sahip olmak, çocuklarımıza daha aktif saz kursları olsun, diğer kültürel etkinliklerimiz açısında ders verebilmek, amacımız o, kurumlaşmak. Şimdi de bu sosyal yardım derneklerinin her zaman yanında olan Serpil Hanım'la da kısa bir söyleşi yapıyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine güzel bir kahvaltı sofrasında Serpil Hanım'la birlikteyiz. Bugünün anlam ve önemini öğrenmek için kendisine mikrofonlarımızı atıyoruz. Merhabalar Serpil Hanım. Merhabalar. Nasılsınız efendim, iyisiniz? Çok teşekkürler, sağ olun efendim. Bugünün anlam ve önemini kısaca bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Londra'da köy ve yöre dernekleri çok güzel örgütlenmeler yaptılar. Bu da bazılarının yerleri var, bazılarının yerleri yok ama yerleri olmayanlar da değişik kurumlarda bir araya gelerek aylık kahvaltılarını yapıyorlar. Kendilerine ait dernekler olmamasına rağmen diğer kurumların derneklerinde bir araya gelerek kahvaltılarını yapıyorlar. Biz de bu kahvaltıları hem kurumları olanları hem de kurumları olmayanları desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü çok önemli, Londra'da özellikle Londra gibi bir yerde kendi topraklarından uzakta insanların bir araya gelerek hem dayanışma içerisine girmesi, hem birbiriyle iletişim içerisine girmesi, hem çocuklarının bir araya gelmesi, hem de kendi kültürlerini normal olarak okulda, işlerinde, farklı ortamlarda bulunan insanların kendi kültürlerinden olan insanlarla bir araya gelerek dayanışma içerisinde bulunması çok önemli. Uzun vadede de zaten bu insanların bir araya gelmesi kendi sorunlarını çözme noktasında da ortak hareket etmesine neden oluyor. Ve biz bu tür kahvaltıları, bu tür çalışmaları, bu tür etkinlikleri destekleyerek onlara da bugün bir televizyonla hediye verdik ve ondan gelen gelir de
bugün derneğe verilecek. Hem başkana çıkan bu hediye daha sonra açık artırmayla satıldı gördüğünüz gibi. Ve o da bu gelir olarak bunlara verilecek. Bu noktada da biz bu etkinlikleri destekleyerek Londra'daki yerel dernekleri ve derneklere destek olmaya devam edeceğiz. İnsanları bir arada tutmaya çalışan bu toplum merkezlerine bizler de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Müzik.